Merhabalar. İngilizce dizi izleyerek İngilizce dil bilginizi geliştirmeye, yeni kelimeler ve İngilizce günlük ifadeler öğrenmeye ve en önemlisi İngilizceye maruz kalarak dil edinimi yolculuğunuzdaki en önemli adımı atmaya hazır mısınız? Bu videoda The Big Bang Theory'den çok eğlenceli bir bölüm izleyeceğiz ve bu bölümün içerisinde geçen kelime, kalıp ve kültürel ifadeleri beraber inceleyeceğiz. Daha önceki dizi izleyerek İngilizce öğren bölümlerine ise şuradan ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. What are you doing? I'm going to be late. I'm pacing nervously. You're jogging. This is how the Flash paces. Just chill out, Sheldon. I'm not Sheldon, I'm the Flash. And now I'm going to the Grand Canyon to scream in frustration. I'm back. I'm Batman. Well, I hardly think so. The real Cape Crusader calls his crime-fighting cohorts when he's running late. I have to walk. I couldn't get Raj on the back of my scooter. I've said this before and I'll say it again. Aquaman sucks. Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. I forget the rest. All right, let's get this thing over with. I'm sorry, but in what universe is Wonder Woman blonde? Relax, no one's gonna be looking at her hair. I mean, oh. I'm pacing nervously. To pace, bir verb yani bir fiil. Yürümek, volta atmak, bir aşağı bir yukarı yürümek demek. Sheldon, I'm pacing nervously, gergin bir şekilde yürüyorum diyor. Leonard ise, you're jogging, yani jog atıyorsun yani koşuyorsun diyor. Sheldon ise, this is how the Flash paces diyor. Yani Flash bu şekilde yürüyor diyor. Biliyorsunuz Flash'in en büyük özelliği sürati. Korkunç bir şekilde hızlı olması. Burada da Sheldon Flash'in yürümesini taklit ediyor. Just chill out, Sheldon. Chill out bir phrasal verb. Rahatlamak, sakin olmak veya sakinleşmek demek. Leonard Sheldon'a just chill out, Sheldon diyor. Yani sakinleş diyor. And now I'm going to the Grand Canyon to scream in frustration. Frustration bir noun yani bir isim. Hüsran, hayal kırıklığı veya yılgınlık demek. Sheldon Leonard'a I'm not Sheldon, I'm the Flash diyor. Yani ben Sheldon değilim, ben Flash'im diyor. And now I'm going to the Grand Canyon to scream in frustration. Ve şimdi Grand Canyon'a gideceğim ve hayal kırıklığıyla ya da büyük bir yılgınlıkla çığlık atacağım diyor. I'm back. I'm back. Geri döndüm demek. Bir süreliğine bir yere gittiğinizi farz edin. Geri döndüğünüzde I'm back diyebilirsiniz. Çok sıklıkla duyduğum bir cümle yapısı. Veya gelecek için de kullanılabilir. I'll be back. Yani geri döneceğim de diyebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. When will you be back? Gibi. Çok kullanışlı bir kalıp dediğim gibi. I'll be back cümlesini gördüğümde veya duyduğumda aklıma genellikle Arnold Schwarzenegger geliyor. Gerek Terminator filminde olsun, gerek başka filmlerde olsun bu kalıbı sıklıkla kullanıyor. Gelin kendiniz görün. I'll be back. I'll be back. I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'm back. She'll be back. Stay here. I'll be back. I might be back. I'm back. I'm back. I'll be back. You've been back enough. I'll be back. I'm Batman. Well, I hardly think so. Hardly bir adverb, yani bir zarf. Biliyorsunuz zarflar fiilleri niteler. Hemen hemen veya neredeyse hiç demek. You've hardly eaten anything. Neredeyse hiçbir şey yemedin. Howard, I'm Batman diyor ve buna karşı çıkan Sheldon ise I hardly think so diyor. Yani hiç öyle düşünmüyorum. I hardly think so. Bunu şayet birinin fikrine katılmazsanız kullanabilirsiniz. Yani senin fikrine katılmıyorum, öyle düşünmüyorum demek istediğinizde I hardly think so diyebilirsiniz. Çok kullanışlı bir kalıp. The real Cape Crusader calls his crime-fighting cohorts when he's running late.
The Caped Crusader. Cape normalde pelerin demek. Caped dediğimizde pelerinli anlamını taşıyor. Crusader ise tarihten de bildiğimiz bir kelime. The Crusaders dediğimizde Haçlılar oluyor aslında. Ancak farklı anlamları var. Mücadeleci kişi de demek aynı zamanda. Burada Sheldon'ın The Caped Crusader demesinin sebebi aslında 1988 yılında yapılmış bir oyundan geliyor. Ve oyunun ismi Batman The Caped Crusader. Afişini de görüyorsunuz buradan ve yazıda da yine ismini görüyorsunuz. Batman The Caped Crusader. Yani pelerinli mücadeleci kişi gibi bir anlamı var. Howard, I'm Batman diyor ve Sheldon, I hardly think so. Ben hiç öyle düşünmüyorum diyor. The real Caped Crusader, gerçek Batman, calls his crime fighting... Cümlenin devamına bir sonraki kelimede bakacağız. The real Caped Crusader calls his crime fighting cohort when he's running late. Cohort bir noun. Yani isim. Destekçi, arkadaş, bazen suç ortağı, yandaş, yardakçı gibi farklı farklı anlamları var. Anlamını da çoğunlukla konteksten yani bağlamdan çıkarmamız gerekebilir. Aklınızda olsun. Sheldon, the real Caped Crusader calls his crime fighting cohorts diyor. Yani gerçek Batman suçla mücadele eden arkadaşlarını çağırırdı. Çağırır diyor. Burada Howard'a gönderme yaparak. The real Caped Crusader calls his crime-fighting cohort when he's running late. Run late bir idiom, yani bir deyim. Geç kalmak demek. I have to hurry. I'm running late. Acele etmeliyim, geç kalıyorum. Aquaman sucks. To suck bir verb, yani bir fiil. Ve çoğunlukla emmek anlamında kullanılıyor. Ancak burada çok daha farklı bir anlamda kullanılmış. Slang. Yani argo, sokak ağzıyla kullanılmış, bir şeyin berbat veya çok kötü olması demek. Man, this job sucks. Adamım, bu iş çok kötü, berbat, rezalet demek. Burada Raj, Aquaman sucks diyor. Halinden zaten anlaşılıyor. Kostümünü çok sevmemiş ve diğer kostümlerle de karşılaştırıldığında biraz komik duruyor tabii. O da bunun farkında. Ve bu sebeple Aquaman sucks diyor. Yani bu Aquaman çok berbat, rezalet diyor. Aklınızda bulunsun, slang yani argo bir tabir. Bu sebeple kullanacaksanız da kiminle veya nasıl bir durumda kullandığınıza dikkat edin. Arkadaşlarınızla kullanabilirsiniz tabii ki. İşte şu çok kötü, şu çok berbat, this sucks, that sucks gibi gibi kullanılabilir. Benden tavsiye. Alright, let's get this thing over with. Get something over with bir kalıp, zorlu veya hoş olmayan bir şeyi mümkün olduğu kadar kısa bir sürede bitirmek anlamını taşıyor. Çok hoşlanmadığınız bir durumdasınız. Hadi bitirelim bu işi hemen demek için let's get it over with diyebilirsiniz. I'm looking forward to getting my final exams over with. Look forward to something bir şeyi dört gözle beklemek. Bu arkadaş neyi dört gözle bekliyormuş? Final sınavlarının bitmesini dört gözle bekliyormuş. Penny, alright, let's get this thing over with diye bir giriş yapıyor zaten. Yani hadi tamam bitirelim bu işi diyor. Zaten farkındasınızdır. Aralarındaki kostümünden en rahatsız olan kişilerden biri Penny. Bu işi baştan hiç yapmak istemiyordu muhtemelen. Hadi tamam uydum size, yapalım şu işi, bitirelim şu işi gibi bir anlam çıkarabiliriz. Şimdi de aynı klibi bir daha izleyelim. Ve gördüğümüz kelime ve ifadelerden sonra anlamı oranımızın değişip değişmediğini beraber görelim. What are you doing? I'm going to be late. I'm pacing nervously. You're jogging. This is how the Flash paces. Just chill out, Sheldon. I'm not Sheldon, I'm the Flash. And now I'm going to the Grand Canyon to scream in frustration. I'm back. I'm Batman. Well, I hardly think so. The real Caped Crusader calls his crime-fighting cohorts when he's running late. I had to walk. I couldn't get Raj on the back of my scooter. I've said this before and I'll say it again. Aquaman sucks. Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. I forget the rest. Over with. I'm sorry, but in what universe is Wonder Woman blonde? Relax, no one's gonna be looking at her hair. No.
Gelin bu videoda gördüğümüz İngilizce kelimeleri ve ifadeleri bir özet geçelim. Ne dersiniz? To pace, yürümek, volta atmak. Chill out, rahatlamak, sakin olmak. Frustration, hüsran, hayal kırıklığı. I'm back, geri döndüm. Hardly, hemen hemen hiç. The Caped Crusader, Batman'in bir diğer adı, lakabı diyebiliriz. Cohort, destekçi, arkadaş veya yardakçı. To run late, geç kalmak. To suck, bir şeyin çok kötü olması. Get something over with, zorlu veya hoş olmayan bir şeyi mümkün olduğu kadar kısa sürede bitirmek. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.